Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Eternal Card Game oyununda ana görevlerden Jack'in ikramiyesindeki 8. görev canavarın sığınağını yapacağız. Arkadaşlar, bu görevleri yapmak için hangi desteği kullanıyorum? Ölüm içeride destesi adını verdiğimiz desteği kullanıyorum. Hemen sağ üstte bir kart açılacak, ona tıklayarak daha önce tanıttığımız bu desteğe bakabilir, siz de oluşturabilirsiniz. Hemen başlayalım. Canavarın sığınağı çiftlik hayvanları kayboluyordu ve dün gece de bir çiftlik işçisi kaçırılmış. Gölgenin bu kadar yakınına yerleşirlerse tabii ki böyle olur. Ama iş iştir ve biz de orada neler olup bittiğini bulup işi halledeceğiz diyor. Peki bu görevimizin kuralı neymiş? Birimler öldüğünde düşmanın boşluğuna gidiyormuş. Demek ki birimlerimizi kaybedersek rakip boşluğundan, rakibin büyük ihtimalle boşluktan birim çekme özelliği var. Bu yüzden de bizim birimleri bize karşı kullanma ihtimali var. Buna dikkat edeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi başladığımızda destemizden kartları seçerken eli nasıl tercih ediyoruz? Bu mantığı tekrar söyleyeceğiz. Her görevin başında mutlaka bunu söylüyorum. Çünkü içinizden bazıları sadece bu görev için gelmiş olabilir. Önceki bölümleri izlememiş olabilirsiniz. Hemen mantığımızdan bahsedeceğim. İlk elimiz gelsin. Evet, hemen kuralımızı geçelim. Bize hatırlatıldı. Evet, ilk elimiz geldi. Şimdi arkadaşlar dikkat edeceğimiz şu. En az 3 tane gücünüz olsun ki burada 1, 2 var. Güç eksik ve diğer dikkat edeceğiniz de en az 2 tane biriminiz olsun ve bu birimler 0, 1, 2 ya da 3 gücünden olsun. 0 yok, 1 yok, 2'ye bakalım 1 birim var. Bu bir silah. 3'e bakalım 1 birim var. Burada da 1 birim var. Birim var ama gördüğünüz gibi güç 1 eksik. 1 eksikten bir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Bu sizin tıkanmanıza sebep olabilir. Kaybetmenize etki edebilir. Önemli. Yeniden çekleyeceksiniz. Yeniden gelecek ama yapay zeka olduğu için hemen direkt oyuna başlayacak. O yüzden alttan hemen hızlıca kontrol edin. Uygun değilse bu mantığa şuradan tekerleğe tıklayıp tekrar denediğin ta ki güzel bir el bulana kadar böyle yaparsanız zaman kaybı oluşacaktır. Hemen yeniden çekip hızlıca bakıyoruz şimdi. Uygun mu değil mi? Gelsin. 1, 2, 3 tane gücüm var. 0'dan yok, 1'den yok, 2'den 1 birimim var. 3'ten yok, birimim eksik. O yüzden hemen tekrar dene diyorum. Buradan da eksik olduğu için. Aynen bu mantıkta gideceksiniz arkadaşlar. Yoksa sizin için zaman kaybı olacaktır. Bu önemli. Bundan sonrasında da tabii ki hamlelerimize olaylara bakarak, analiz ederek devam edeceğiz. Hemen yeniden elimiz gelsin. Bakalım. 3 tane gücümüz var. 1, 2, 3. Birimlere bakıyorum. 0, 1 yok. 2'den birim yok. 3'ten 1. 3'ten 2. Tamam. 2 birimim var. 3 tane gücüm var. İstediğim ölçüde. Bu el benim için uygun ve başla diyorum. Şimdi rakibin hamlesine bakacağız. Şimdi dedi bize şöyle bir Shadowlands şölencisi. Şöyle bir önünde bir adam var. Arkasında da böyle dev gibi bir yaratık var. Şimdi burada bizim olayımız şu. Bir kere elimizden kartları alacak ama bu bizi durdurmaz. Bizim susturma özellikli birimimiz var. Hayat hırsızı olan birimimiz önemli. Ama bir de Milo var. Milo'yu bulursak o da bizim için önemli. Şimdi biz gücümüzle başlayalım. Bu çift etki verdiği için elimizde de bir normal güç olduğu için hemen kullanabiliriz. Gerçi hemen vermese de bu turda bir gücünden bir şey yok. Sadece gücümüzü bastık. İki etkiyi aldık. Rakibin hamlesini bekleyelim. Tamam, bir şey yok. Şimdi normal ateş gücümüz var. Şunu bekletirsek 5'e gelince bu bir destek olur. Destek bizim için neden önemli? Şöyle birimlerimizi bıraktığımız zaman rakip bir büyü yapıp hasar verirse 3 hasar mesela. Bunu en azından bu 3 hasar 3 can verecek bir birime dönüşünce, yani büyüye dönüşünce diyelim. O zaman buna destek verir ya da başka büyü desteğimiz gelirse, hızlı büyü bizim için önemli. Milo için de koruma yapabilirim. O yüzden şimdi şuradan normal gücü bir basalım. 2'ye çıkalım. 2'de bu 4 ya da daha fazla hasar olan bir birimi öldürecek bir büyümüz bu. Bekliyoruz. Bu turda 3'e geliyoruz ama 3'te bunu önden atmak yerine şu birimi atabilirim. Ne diyor? Şimdi bir kere uçma özelliği var. Boşluktaki her birimi için bir hasar alıyormuş. Ve bizdeki birimleri de alınca bunun hasarı acayip çoğalır. Buna dikkat edeceğiz ama bunu susturabilirim. Uçuşunu da engelleyebilirim. Şimdi normal bir güç daha geldi. Şunu da basalım. 3'e çıktık. Şimdi ben burada susturmayı önden atacağım. Hem bunu susturacağım hem de elinde bir büyüsü bir şey varsa buna kullansın. Şu bizim için önemli. Buna eklemeler yapınca
bizim için daha etkili olacak. Saldırdığında da çift savaş becerisi olduğu için bir hasar bir can da kendine kalacak. Önce susturmayı bir atalım. Hem de rakibin bir büyüsü bir şey varsa buna kullansın görelim. Bir kere hızlı büyüsü yok, buna bir şey durdurmadı ama ola da bilir. Çünkü oyuncu olmadığı için sistem yapay zeka hızlı karar verebilir. Şimdi bekleyelim bakalım rakipte bir sürpriz bir şey var mı? Umarım yoktur. Yoksa bunu rahatça koyacağız. İyi, buradan bir şey çıkarmadı. Bunu alırsa boşluğuna, tabii boşluğundan çekerse bize karşı kullanabilir. O da kötü. Şimdi elimde güç olarak 1, 2, 3 tane var. Şunu en azından kullanabilirim şimdi. 4'e çıkarıyorum ama 4'lük zaten işim yok. 3'lükler var. Şimdi bunu kullanırsam ki bunu şimdi kullanırsam bu bir hasar bir canlı bir sürü kedi verecek. Bu benim için şu an etkili değil. Bir ayı silahı bulursam ya da Milo gelir onu güçlendirip ona kullanırsam sağlam olur. Şimdi şunu kullanmayı düşünüyorum ama şöyle bir şey var. Ben şimdi bunu kullanırsam bu turda buna destek çıkan bir şey yok. Bir sonraki turda bunu kullanırsam gücümü 5 olurum. Bunu kullanınca 2 de bu dönüşeceği için büyü destek için durur. O yüzden bu turda bunu katmam uygun olmaz. Bu turda saldırmayacağım da. Çünkü rakip herhangi bir hücum birimi katabilir. Tehlikeli bir şey olabilir. Şimdilik bunu bekleteceğim. Hem de önlerinde tehdit olsun ki bunlar rahatça saldırmasın. Ha, bu da öldüğünde bir kart çekiyor ama zaten bunun da hasarını arttıracaklar. Şimdi bu ekstra bir bombacı elimize verecek. Hem de gücü 5'e çıkaracağız. Bu da dönüşecek. Tamam. Şimdi benim az önce dediğime sürpriz çıkarmazsa ki şimdiye kadar görünen öyle. Bunu oyuna bir katalım. Bu iki desteği bekletmek için iki gücünü tutacağız ve bu turu yine saldırmadan bekleyeceğiz. Rakip sürpriz yapmazsa bize bir sonraki tur hayat hırsızlığıyla saldırıya geçebilirim. Evet, yapmadı. Susturma birimim de geldi. Özel bir şey olursa, önüme uçan bir şey gelirse kullanabilirim. Şimdi bir. Bunu saldır diyeceğiz. Bu 3 hasar 4 can olacak ve saldıracak. Sürpriz yaparsa bununla destek çıkacağım. Yapılmazsa bunu bekletebilirim. Saldır. Tamam, bir sürpriz yok. Saldır. Güzel. Şimdi elimde iki güç bırakacak şekilde bir şeyler yapabilirim. Şimdi bunu kullanırsam ekstra koyun da katıyor. Güzel ama bir güç kalır. Desteğim kesilir. Sadece bombacıyı katalım. Susturanı da aslında katabilirim ama önüme bir sürpriz gelirse ona kullanmak istiyorum. Şunu bir susturalım aslında. Hasarını arttı. Ama biz onu susturmuştuk zaten. Doğru. Tamam, biz onu susturduk. Şunu da susturmama gerek yok. Şu bombacıyı bir yollayalım. Şunu yollarsam bunu kullanamam zaten. O yüzden bu turu da böyle geçeceğiz. Bunu güçlendirmeye çalışmam lazım. Zalim boşluğunda görünür. Şimdi bu bir büyü. Onun boşluğuna bir zalim ekliyor sanırım. Bu zalime bakacağım nasılmış. Şuymuş. Sıra bize gelirse daha net bakarım. Şuraya bir tıkla. Bakayım nasıl bir şeymiş. Bir kere bunu boşluğundan çekip ne yapacak? Bir bakayım. Uçuşu var, bastırması var, hücumu var. Kattığı an saldırıyor. 8 hasar, 8 can. Turunun başında boşluğunda zalim varsa bir tane Spelting oynuyormuş. O da bir hasar bir canlı bir birim ve uçabiliyor. O kötü. Öldüğünde de bir hasar veriyor bize. Bizim şu birimi bakayım, bu boşluğunda olduğu sürece bizim için tehlike olacak. Sürekli uçan birim çıkaracak. Bu iyi bir şey değil. Onun şu biriminin ben aslında susturma imkanım olsa eline alıp oyuna katsa kullanışlı olabilir. Ben şimdi pazarımdan ne alabilirim? Şu 5 hasar 5 canlı silahımı alabilirim. Ayı silahını da alabilirim. Neyi yollayabilirim? Şimdilik bunlar lazım. Şunu yollayabilirim aslında. Gerçi bu da lazım ama ya da Kızıl Oraya yollayalım. Şunu seç. Kızıl Oraya yolla ve 5 hasar 5 can hem de bastırma hem de dayanıklılık katacak bunu. Ekleyelim istiyorum. Alalım elimize. Eğer bir sonraki tur Milo gelirse Milo'yu da düşünebilirim bunu kullanmak için. Şimdi yok, saldıracaktık, unutmayalım. Bir sürpriz var mı? Yok, tamam.
Güzel. Şimdilik bu destek burada bekliyor. Bu uçuyor diye biliyordum. Uçmuyormuş. Tamam, o zaman hiçbir sorun yok. Örümcek yağmuru dedi. Ne diyor? Ölümcül özellikli 3 tane örümcek mi oynayacak? Yok, bir tane örümcek oynayacak. Boşluğundaki her 3 birim içinde bir tane dahaymış. Devam et. Şimdi ölümcül bu tehlikeli. Biz karadan saldırırsak bu yok eder. Şimdi şu güzel geldi. Bununla 2 hasar 2 can ekliyoruz ama bu karada sabit beklemeli. Yok edildiğinde verdiğini geri alıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Burada bunu kullanırsam destekçim gidecek ama en azından bunun verdiği desteğinden fazlasını vermiş gibi olacak. Ve de kalıcı olarak. Bu yine sabit olarak sonraki turlarda kullanabilirim. Şimdilik önüm açık. Şunu bir şuna katalım. Tabii sürpriz çıkarıp dönüştürürse, yok ederse o kötü ama biz bir riske gireceğiz. Şunlar yine sabit beklesin. En azından biraz engelleme yapabiliriz belki. Saldır bakalım. Sürpriz çıkmaz umarım. Gitti. Güzel. Sıraya geçelim. Şimdi bir sonraki tur 8 olsa 11 eder. İşini bitirebiliriz gibi görünüyor. Bakalım ne olacak. Boşluğundaki her birim için bir can kazan dedi. O çok fenasın. Boşunda çok birim olmadığı için yapamadı zaten bir şey. Ama 12'ye çıkardı. Biz bununla destek çıkacağız şimdi. Şöyle yapacağız. Şununla da destek vereceğim. Şununla aslında yok edebilirim ama gerek kalmadı. Önce şunu bir alalım. Şununla şuna bir destek verelim. Tamam. Sonra bununla da ekstra saldırınca vereceğim. Şu ikisine de saldır diyelim. Bunlardan birini yok ederse en azından bununla destek veririz. Güzel. Şimdi buna da şuna ekle diyelim. Ve böylelikle de bu görevi de açmış olduk. Yine mantığımızı dikkatli kurarak rakipten de tehlikeli bir şey gelmeyince rahatça geçtik. O görüntüyü uzun bir süre boyunca kafamdan atamayacağım dedi. Ve bu görevi de böylelikle başarmış olduk. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde Jack'in ikramiyesinin diğer görevleriyle devam etmek üzere. Hoşçakalın.